Parça birinci zincirleri kırmak. Bernim Olipes Soldevilla tarafından yazılmış ve üretilmiştir. Bugün sizlere milyonerim, milyoner, yeniden doğmak için zincirleri kırmak başlıklı modülü sunuyorum. Bu nedenle size yardımcı olmak için tasarlanan içeriği beğeneceğinizi umarak hoş geldiniz diyorum. Hadi başlayalım. Arka plandaki müziği dinleyin, aynı anda kulağınıza gelen kelimelerin beyniniz tarafından çözülmesini dinleyin, zihninizde devam eden karmaşık görselleştirme sürecinin farkında olun. İletişim sürecinin mucizesine ve kelimelerden çıkan bir dizi sesin beyninizde nasıl imgelere dönüştüğüne dikkat edin, yalnızca size ait olan, yalnızca sizin yaptığınız şekilde görselleştirebildiğiniz imgelere, bu da algılanan bu imgelerin size ait olduğu anlamına gelir ve bu nedenle, kendi evreninizi kendi suretinizde ve benzerliğinizde inşa eden sizsiniz. Aynı zamanda bedeninizin nasıl bağımsız nefes aldığını ve kalbinizin nasıl uyumlu ve otomatik bir şekilde attığını hissedin, bu sizin bilinçaltınızın çalışmasıdır, bu yaşadığınızı hissetmekle ilgilidir ve yaşayan bir varlık olarak başkası için değil kendiniz için hareket edebildiğinizi fark edersiniz. Bu nedenle yaptığınız her hareket içinizde üretilir ve hareketin olduğu yerde her zaman değişim vardır, bu da her değişimin içinizde üretildiği anlamına gelir. Hayatta olduğunuzu ve aynı zamanda bunun bilincinde olan, mükemmel bir şekilde işleyen muhteşem bir rasyonel varlık olduğunuzu ve bu nedenle, insanoğlunun bildiği evrenin en büyük harikası, en büyük mücevheri olan beyninizi dilediğiniz gibi kullanabilecek konumda olduğunuzu fark edin. Bir an için, yaşayan bir varlık olarak şu anda beyninizin tadını çıkarabilmeniz ve düşünce yoluyla bunun bilinçli olarak farkında olabilmeniz için kaç milyon yıllık bir evrim ve değişim gerektiğini düşünün. Siz bir doğa harikasısınız ve aynı zamanda eşsiz ve tekrarlanamazsınız, çünkü sadece siz, olduğunuz gibi olabilirsiniz ve sizin gibi hiç kimse olmadı ve olmayacak, bu yüzden evrenin size gerçekten kendiniz olmanız için verdiği eşsiz fırsattan yararlanın. Kendinizden, içsel benliğinizden, sadece sizin olduğunuz en derin yakınlığınızdan kendiniz olmaya çalışın, bunu dışarıdan içeriye doğru zıt bir hareketle dışarıdan aldığınız fikirlerden, kavramlardan, modalardan veya sosyal olarak kabul edilmiş formlardan değil, içeriden dışarıya doğru ortaya çıkan bir hareketle yapın, kendiniz için kendiniz olduğunuzu hatırlayın. Yani benliğinizi kendinize verin ve bundan keyif alın. Ayrıca, yalnızca kendiniz olduğunuzda, kendinizi anlayabileceğinizi, gerçekten ne istediğinizi bilebileceğinizi ve böylece, en samimi benliğinizi çıkış noktanız olarak alarak, en iyi kararları, yani sizin için en iyi olan kararları nasıl verebileceğinizi düşünün. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve buraya kadar geldiyseniz, bunun nedeni milyoner olmaya, olabileceğiniz en iyi kişi olmaya çoktan karar vermiş olmanızdır, bu nedenle, istediğiniz değişimi yaratmayı istemenin bu bilinç durumunda, sizi üstesinden gelmeye davet ettiğim ilk bilişsel çatışmayı ortaya koyuyorum. Bilişsel çatışmanın, bir öznenin fikirleri ve ön yargılarıyla uyuşmayan bilgi veya deneyimler edindiğinde ve bu nedenle bunları bilişsel şemalarına kolayca entegre edemediğinde ortaya çıktığını açıklıyorum. Başka bir deyişle, yeni bir bilgi edindiğinizde, onu daha önce bütünleşmiş olan her şeyle, bilginizi destekleyen sütunlar ve temellerle çatışmaya sokarsınız. Bu çatışmada, eğer yeni bilgi yeterince güçlü, tutarlı ve sağlamsa, o zaman kendisini destekleyici sütunlar olarak hareket eden önceki kavramların üzerine yerleştirerek onların yerini alacak ve buradan hareketle bilgiyi inşa etmeye devam edecek bir konumda olacaktır. Kendinize sorun, her zaman olmak istediğiniz başarılı milyoner olmanızı ne engelledi? Çok açık konuşabilir ve bunun tek suçlusunun her zaman siz olduğunuzu söyleyebilirim. Ve size bu kadar ani bir şekilde söyledikten sonra, eminim ki zihniniz ilk başta bunu böyle kabul etmiş, belki de az ya da çok isteksizlikle, belki de az ya da çok dirençle zihninizin bir parçası olarak kabul ederek kendinizi suçlu hissetmenize bile neden olmuştur. Ve açıklığa kavuşturuyorum, eğer bu şekilde düşündüyseniz,
Bunun nedeni bu iddiada size nedenini anlama imkanı verilmemiş olmasıdır, size sadece mantıksal anlamda mantığı olan bir durum sunulmuştur ve mantığı vardır çünkü beyninizin çalışma hızında, bu cümleyi mümkün kılan bütün bir nöronal bağlantılar evreniyle ilişkilendirdiniz. Sadece sizin yarattığınız fikirlerinizden kaynaklanan suçluluk duygusundan kurtulun, çünkü ne olmak istiyorsanız olmakta özgür olduğunuzu anlıyorsunuz, çünkü öyle düşünüyorsanız öylesinizdir. Ama bu noktada size soruyorum, tüm bu birbirine bağlı sinir ağı gerçekten sizin mi? Bir an için düşünün. Fiziksel kısma gelince, açıklayayım, omurgalıların sinir sistemi, birbirleriyle bağlantı kuran nöronların uzun yayılımlarından oluşur. Bu yayılımlar akson olarak adlandırılır, somadan çıkarlar, nöronun gövdesi, dolayısıyla bu karmaşık ağ sizindir. Ama aynı zamanda, bu sinir ağında, vizyonunuzu, dünya algınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi oluşturmak için sabitlenmiş ve ilişkilendirilmiş kavramların, bilginizin temellerinin de bulunduğunu ve bunun sizin olmasına rağmen, aynı zamanda sizin olmadığını unutmayın. Çünkü bunu size öğretildiği şekilde inşa eden sizsiniz ve bunu birçok yönden epistemolojik engeller yaratarak yapmanız öğretildi. Şimdi bu epistemolojik engellerin neler olduğunu görelim. Fransız filozof Gaston Bachelard'a, 1884-1962 göre engel, bilimin ilerlemesini engelleyen bir bağdır. Başka bir deyişle, bilginin gelişimi, öğretmenlerin, arkadaşların, kendi ailenizin, sosyal çevrenizin hataları, ön yargıları, görüşleri alıcıya aktarılır ve bu hatalar, ön yargılar, görüşler, çoğu durumda başkalarına da kendinizinmiş gibi aktardığınız kendi epistemolojik engelleriniz haline gelir. Dolayısıyla epistemolojik engel, insan ruhunda ya da aklında nesnenin rasyonel inşasını engelleyen her şeydir, kanaatler, ön yargılar, nesnenin salt duysal algıları, görünüşe göre hüküm verme ya da anlık ve düşünümsel olmayan. Bir öğretmenin yeni bir grup yeni öğrenciyi kabul etti, bir önceki yılın öğretmenlerinin yeni öğretmene, bu gence dikkat edin, o şöyledir, böyledir, olumsuz davranıyor gibi yorumlarda bulunduğu ve bununla öğrencinin işaretlendiği, meslekleri gereği öğrencilerine bilgi, akıl ve zeka kullanımı yoluyla bu engelleri aşmaları ve kendilerini bunlardan kurtarmaları için yardım etme eğiliminde olması gerekenler için epistemolojik engeller açısından korselendiği kaç kez olmuştur. Bu anlamda, ortak eğitim ihtiyaçlarının tüm insanlar tarafından paylaşılan ihtiyaçlar olduğunu belirtmek önemlidir. Bu ihtiyaç türü, kişisel gelişim ve sosyalleşme için gerekli olan öğrenmeden oluşur. Ve bu ihtiyaçları soruyorum. Bunları kim, hangi kriterlere göre belirliyor? Ya da belirli bir tarihsel anda, önceden belirlenmiş bu ihtiyaçların diğerleri değil de bunlar olması kimin çıkarına? Eğitim sisteminin piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermediğini kaç kez haberlerde duyduk ya da gazetelerde okuduk. Birçok şirket, giderek daha dinamik ve rekabetçi hale gelen bir pazarda rekabet edebilmek için yıllardır yeni profesyonel profiller talep etmektedir. Ve tüm bunlardan yola çıkarak, kendimize şunu sormamız da mantıklıdır, eğer ben gücün anahtarıyla düşünüyorsam, beni eğiten güçtür. Tefekkür etme, kendi üzerine, bu varoluşta bir arada bulunan şeylerin gerçekliği üzerine düşünme ve zihinde ortaya çıkan bu hareketten neden sorusuna ulaşma gerçeği. Felsefenin doğuşuna yol açan şey bilgelik sevgisidir, öyle ki bu düşüncelerin sonuçları, birbiriyle ilişkili karmaşıklıkların evrenlerine yerleştirildikçe, insanın ilkeleri ve nedenlerinin yanı sıra dünyanın ne olduğu ve kendisini, evreni ya da kendisini çevreleyen gerçekliği anlamanın yolu hakkında sahip olması gereken vizyon hakkında bir dizi kavramda somutlaşma ve üzerinde anlaşmaya varma eğiliminde olmuştur. Hiçbir toplum bu akıl yoluyla keşfetme arzusundan kaçamamıştır, yani hiçbir toplum kendi felsefi sistemlerini ve düşüncelerini inşa etme anlamında üretememiştir. Dolayısıyla, bu bilgiyi, anlam yapılarını, yazılı metinler, sözlü, ikonografik, sembolik aktarım yoluyla aktarmanın yolu, bir bakıma formları yeniden üretmenin yoludur.
Bu nedenle, istediğiniz şey sizde bir değişimse ve bu değişimin gerçekleşmesi için sizden başlaması gerekiyorsa, yapmanız gereken ilk şey kendinizi bundan sonra olmak istediğiniz kişi olarak tanımak ve bunu yapmanızı engelleyen tüm bariyerleri veya zincirleri kırmaktır. Kısacası, size öğretilen ve benim de size söylediğim, hayatınızda çok arzuladığınız ve hak ettiğinizi bildiğiniz başarı ve refah durumuna ulaşmanıza şimdiye kadar izin vermemiş olan kötü düşünceden kesin olarak kopabilmenizle ilgilidir. Ve aynı şekilde, bu tür varsayılan zayıf düşüncelerin sadece yaratılmış düşünceler olduğunu ve bu nedenle de sizin tarafınızdan atılmaya müsait, her an değiştirilebilecek bir düşünce tarzı olduğunu da söylüyorum. Bunu yapmak için sadece istemeniz gerekir. Önemli olan, düşüncenizi gerçekliğe. Kendi gerçekliğinize, bilinçli olarak kurucu olduğunuzu varsaydığınız evreninize dönüştürene kadar sürekli olarak değiştirmeyi isteme kararını vermektir. Mevcut durumunuzla ilgili olarak başkalarını, geçmiş koşulları ya da devleti suçlamayı bırakarak işe başlayabilirsiniz. Sadece hayatta kalmaya yetecek bir maaşla yaşamayı arzulamayı ve aynı şey için çalışmaya devam etmek üzere işe taşınmayı tamamen unutun. Sübvansiyonların ve ekonomik yardımların aynı kalmasını istemeyi tamamen unutun. İstediğiniz değişimin her şeyden önce sizde olduğunu anlayın. Nihayetinde kendinizi inşa edecek koşulları yaratabilmenizi içeren bir değişim, milyoner benliğinizi doğurmak için yeniden doğabilmenizle ilgilidir. Ve işte bu noktada bir sonraki modülü görmeye ve anlamaya hazırsınız, çünkü şu ana kadar anlatılanlar sizi temin ederim ki buzdağının görünen kısmından başka bir şey değil. Milyoner olma kursunun bir sonraki videosunda veya konusunda size nasıl yeniden doğacağınızı göstereceğim ve bir sonrakinde size milyoner benliğinizin kim olduğunu ve onu nasıl inşa edeceğinizi göstereceğim. Yazım tarzımı beğendiyseniz, size ayrıca kahkaha terapisinin faydalarını güleceğinizden emin olarak deneyimleyeceğiniz ve kanalımda bulabileceğiniz ücretsiz sesli mizah kitaplarımı ziyaret etmeye ve keşfetmeye davet ediyorum. Selamlar ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler.